Abi memnun değiliz bak. Öğrenciyiz abi. 15 liramız var abi, yemek yemiyorum. Yemin ederim babam. Gerçekten mi? Kur'an çarsın abi, gidiyoruz amına koyayım. En şey 15-20 lira abi. Ülkeyi bitirmişler abi ya vallahi. Neden? Para yok mu şu an? Abi bak, ben metroyla bugün Pendik'e gittik abi. 70 lira gitti. Nasıl gitti bilmiyorum abi. Ciddi misin, dalga mı geçiyorsun? Vallahi abi ciddiyim, Kur'an çarptı. Kartmar çıkardık abi, baktım gitti abi. Yani kart masrafı falan. Ya abi çok geçiriyorlar abi, bilmiyorum hani. Nereye... Öğrenci misin? Öğrenciyim şu an abi, işte bırakacağım artık, kendime bir işler kovalayacağım artık. Birkaç iş bulursam onları kovalayacağım, çünkü böyle olmuyor abi. Ne okuyorsun şu anda? Abi şu an liseyi bitirdim, işte üniversiteye geçeceğim. Özel okula gidiyorduk abi işte. Öyle. Sınava girdin? Yok, sınava işte cumartesi. Yeni girdin? Evet abi, gireceğiz inşallah. Nasıl, çalıştın mı bari? Abi ümit, hani üniversite her türlü çıkartırım diye düşünüyorum, hiç çalışmadım ama. Hani şey zaten... Çalışmadım. Her türlü şey yapıyordu abi. Üniversiteyi bitirdikten sonra da iş bulamıyoruz zaten. Hani şimdiden diyorum bir iş kovalasam, hani hayvancılık düşünüyorum abi. Hayvancılık güzel mesela, bakıyorum. Bana getirir mi hayvan? Abi YouTube'dan izliyoruz, herkes kazanıyor. Biz de belki kazanırız hani. Şu şey yapacağız inşallah. Peki nasıl görüyorsun? Yaş kaç bu arada? Abi 19. 19. Yani size şu an Z kuşağı diyorlar. Z kuşağı tabirine baktığımız zaman siz gelecekte Türkiye'nin yönünü nasıl görüyorsunuz? Abi valla şimdi belki baş değişir, sonra bir şeyler olur ama hani ben bilmiyorum. Şu an hiç iyi görmüyorum yani abi, böyle bir ayaklanma çıkmadı yani. Buradan şey yapmayalım abi herkese. Ayaklanma falan olmaz. Ya olmaz da abi, bizim halkımız o kadar şey yapmışlar ki abi, artık millet de korkuyor artık şey yapma yani. Bir konuşmaktan şey, evet, konuşmaktan çekiniyorsun. Bir şey yapıyorsun hemen zaten bir bakıyorsun polis şeyine, bir şey oluyor yani. Ha, sabahında alıyorlar seni. Şafak operasyonu. Evet abi, biz de korkuyoruz artık, şey yapamıyoruz. Peki hani, yani mesela yani kimseye bir şey demeden, böyle kötü bir şey söylemeden, tarafsızca baktığın zaman nasıl görüyorsun yani, bir umut var mı gençler açısından? Abi gençlik bitiyor zaten abi, okuyunca da bir şey olamıyor gençler, artık o psikolojiyle okuyoruz yani. Zaten bir şey olamayacağız, sırf okumak için gidiyoruz yani, takılmak için gidiyoruz okula. Önceden bir şey vardı da şimdi o da kalmadı artık. Hani böyle sırf ortam olsun diye gidiyoruz. Vallahi ümitli değilim abi gençler. Gençler de artık illegal kovalıyor abi, yani şeyden değil. İllegal millegal girmeyin sakın. Hayır işte abi, yok ama şimdi başka bir çare bırakmıyorlar abi. Biz öğrencileri hani bir indirim de yok bize abi. Her şeyi zam yapıyorlar hani. Evet. Biz de gariban çocuğuz abi. Babam emekli öğretmen ama hani şey değiliz o kadar. Pırıl pırıl gençlersiniz ya, illegal yakışmaz. Vallahi yani bize hayvancılık düşünüyoruz, olmazsa. Hayvancılık. Hayvancılık. Gerçekten yani. Yemek yiyecek paranız yok mu şu an? Abi vallahi var işte, bir şeyler yiyeceğiz burada, bilmiyorum bir şey. 15 liranız var abi, para çekmeye çalışıyoruz, vermiyor abi bu ATM'de 15 lira. Ben ısmarlayayım size bir şey. Yok abi eyvallah, sağ olasın. Vallahi ciddisin. Yok abi vallahi eyvallah, sağ ol. Peki, kameradan sonra olabilir. Kamerayı kapatınca şey olmaz. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye veririz? Abi ben şeyi bak, şimdi CHP diyorum abi, bu CHP de çıktı abi İstanbul'a, hani o da bir şey yapamadı, ben onu görüyorum. Ben Saadet diyorum abi, en şey hani işlevsiz partiyi seçiyorum. Belki hani o çıkar da bir şey yapar da, başka bir şey düşünmüyorum. Peki normalde... Ne yapıyorsun kanki? Normalde hangisine verecektin? CHP'ye mi verecektin? Vaz mı geçtin? Abi CHP'yi düşünüyordum. Vallahi baktım olmuyor. İlk AK Parti'yi şey yapıyordum da abi, bitirdiler hani. Bir şey yapıyoruz diyorlar, bir şey göremiyoruz abi hani. AK Parti'ye mi veriyordun normalde? Yok abi, ben zaten geçen sene kullandım. Geçen sene da CHP'ye verdim bu sene yani, inşallah. Destek olarak AK Parti'yi beğeniyordun. Sonra CHP dedin. Evet. Ondan da bir şey çıkmıyor. Şimdi Saadet diyorsun. Şimdi Saadet diyorum abi. Saadet. Neydi işaret? Bu muydu abi? Artık bu. Peki. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Çok teşekkür ederim. Memnun değilim abi. Neden memnun değilsin? Yani her şey çok pahalı. Ücretli. Hani bir yerden bir yere giderken gidip gelemiyoruz abi. Taşıma yani. Evet. Taraf çok mu? Çok abi. Aşırı çok. Yani bugün... Şeye gittik abi, Kocaeli'ne gittik. 500 liralık aldık abi. Kocaeli'ne mi gittin? Aynen. Öğrenci misin? Öğrenciyim abi, okuyoruz. Ama işte yine yetmiyor yani. Bir şekilde aldığımız paralar hiçbir şekilde yetmiyor abi. Nasıl görüyorsun peki önümüzdeki yılları, geleceği? Umutlu musun? Bundan daha kötü görüyorum ya. Bundan daha kötü olur abi. Kötü günler bitti, daha kötü günler mi? Aynen öyle abi. Daha kötü günler gelir ya. Neden kötü görüyorsun? Neden umutlu değilsin? Abi hani bir şey yok. Biz de mesela yabancı ülkelerde abi, mesela hani bizim yaşlardaki çocukların ileri şeyi yok yani. Ama burada o var abi. İşte mesela 17'de ne yapacağım? 18'de ne yapacağım? 19'da çalışabilecek miyim? Hani gelecek kaygısı var. Aynen öyle abi. İleride yabancı ülkelerde o yok.
Peki şimdi mesela biz soruyoruz özellikle emeklilere, biraz daha yaşlı kesime. Diyorlar ki gençler iş beğenmiyorlar, iş seçiyorlar. Herkesin elinde 10 milyarlık telefon. Sen ne diyorsun buna? Vallahi cebimde abi iPhone 5S var. iPhone 5S ne kadar? Abi şu an onun satışı yok ya. Benim bildiğim yok. Eski yani. Çok eski abi, milattan önce falan. Peki ne diyorsun bu emeklilerin bu şekilde konuşması? Abi şu an hani bir sürü benim yaşıtım var ve hepsi deli gibi iş arıyor. Yani ne bulsa çalışırlar yani. Benim çevrem hakkında söyleyeyim sana. Hani çalıştırırız. Ben şu an ne iş bulsam çalışırım abi. Evet. Aynen öyle abi. Peki yarın bir seçim olsa, eğer şu an oy kullanamıyorsun herhalde. Oy kullanabilirsen kime oy verirsin? Kimseye vermem abi. Neden hiçbirisi? Abi hani şimdi birine verse iki diğeri yanlış yapıyor. Diğeri yani bir türlü bu ekonomi düzelmiyor. O yüzden kimseye vermem, öyle vermem yani. Gençlere en iyi vaadi kim yaparsa ona mı verirsin? Aynen. O güzel olur abi. Ama sen her şeyi aynen diyorsun. Seni kolay yönlendirebilirler o zaman. Şimdi 2 dakikada daha vaadi bile söylenmeden hemen oyu çektim senden. Yok yani şöyle abi, mesela hani dediğin gibi hani gençlere kim daha çok şey yaparsa, mesela abi gençlerin önü şu an kapalı mesela. Açılması lazım. Açılması lazım. Peki. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Bu yaşta da sigara iç. Hadi görüşürüz, sağ ol. Size de soralım. Sormayalım mı? Ali. Buyurun abi, sorun. Takayım maskeyi de sıkıntı çıkmasın. Tamam. Ya. YouTube. Maskeden Medyali sıkıntı, TV. Sıkıntı olur mu? Yani sıkıntı. Belli de olmaz. Bizden yana sıkıntı yok da. Görüp sonra demesinler yok, sana. Yok. Ekonomiden memnun musunuz? Değilim abi. Neden memnun değilsiniz? Abi ben Şubat ayında bir ekran kartı aldım. 750 liraya aldım. Şu an 2,5 milyar piyasası. Neden böyle yükselmiş bu fiyat? Abi dolar yüzünden. Dolar yüzünden. Dolar ve kripto para, ama daha çok dolar bazlı. Dolar yükseldikçe bazı ürünlere sürekli, özellikle ithal ürünlere zam. Yani özellikle vergiler. Abi yani 750 liradan 2500 liraya çıkması çok saçma sapan bir şey. Evet. Tabii kripto piyasasında. Yani evet, ama kripto piyasası düştü. Ethereum 2.0 güncellemesi geldi. Evet. Ve buna rağmen yani cüzdanında 100 bin şey yoksa kazın falan gücün düşüyor ve buna rağmen fiyatlar daha çok yükseliyor. Evet. Ama genel olarak elektronik ürünlerde sürekli evet, bir dolar etkisi var. Evet, dolar ve vergi. Biz şimdi soruyoruz mesela, bazıları diyorlar ki ya siz dolarla mı maaş alıyorsunuz? Doların bizim ne işimiz var? Söylerken gülesim geldi. Dolarla sizin ne işiniz var diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Abi ürünler ülkeye dolarla geliyor ve vergiler buna göre üstüne bindiriliyor. Yani bu kadar saçma bir şey olamaz abi. Kusura bakma ben de. Estağfurullah abi. Abi bunu diyenler utansın ya biz. Peki şimdi mesela soruyoruz, bazıları diyorlar ki ya bu gençler her şeyden şikayetçi, hiçbir şey beğenmiyorlar, iş beğenmiyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Abi iş beğenmiyor derken, yani okulda bir imkanımız yok ki bizim zaten. Evet. Hani sınavlar insanların şeyine göre olsa, hayallerine, hedeflerine göre olsa. Mesela şöyle bir şey, bir balığı ağaca tırmandırmak gibi abi, herkes aynı yönde ilerliyor. Buna bir düzenleme gelmesi lazım. Eğitim baştan sona. Evet. Peki son sorum, yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Abi vaatleri dinlerim, hangisi işime geliyorsa ona veririm. Şu anda hangisi işinize gelir mesela? Abi şu an hiç siyasetle yok, şeyim yok ama çevrem kadarıyla CHP gibi duruyor, ama belli değil abi. Belli değil. Yani yine bakmak lazım objektif olarak. Hani ailem ona veriyor diye ona vermek gibi bir şey yok. Anladım. Araştırmak lazım. Peki. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler abi. Sağ olun. Size de soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi ben memnun değilim. Yani, neden memnun değilsiniz? Vallahi her şeye 3 günde bir zam geliyor. Dün bir sosis fiyatına bakıyorum. 5 lira 25 kuruş. 3 gün sonra 7 lira 50 kuruş. Bir 3 gün sonra gene baktım. 9 lira 75 kuruş. Sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Yani insanların durumuna üzülüyorum yani. Gerçekten ekonomi çok bozuk. Valla bilmiyorum. Yani 60 yılında, 70 yılında işte 10-20 yaş arasındayken yani 25 kuruşa helva, ekmek, akide, şeker alırdık. Para artardı. Şimdi paranın hiçbir değeri kalmadı. Peki neden böyle oluyor? Sürekli bu ürünlere zam geliyor ya da paranın değeri düşüyor. Dolar biliyorsunuz 8.80'e dayanıyor. Yani denetim yok zaten. Hele marketlerde hiçbir denetim yok. Bir marketten kedilere ciğer alayım dedim, 22 lira. Başka bir markete gidiyorum, 12 lira. Farklı. Efendim bizim
Tavuğumuz çok lezzetli. Yok marka böyle. Aynı marka. Aynı tavuk. Evet. Yani öbürsü uzaydan mı geliyor? Esnaflar kafalarına göre zam mı yapıyorlar? Tabii ki. Bir de bir gün kasaya geldim. Bir şey var yani çikolata alt tarafı goflet çocuğa aldım. 1 lira 25 kuruş yazıyor. Kasadan çıkarken 1 lira 75 kuruş ödedim. Bu ne? Aa pardon yanlış oldu. Zam geldi belki de yapıştırmadım. Gittiler etiketi değiştirdiler bilmem ne yeni yazdılar. Peki bu acaba yani genel olarak baktığımızda esnafların sorumluluğunda bir şey mi yoksa daha büyük çaplı ekonomik sorunlar mı var? Bence belediyelerin bakması lazım bu işe denetimi. Bana göre öyle. Ben İtalya'da çalıştım. Kendim İtalya'da çok rahattım. Orada arkadaşım var Alberto diye. Kendisi 6420 lira emekli maaşı alıyor. Bizim aldığımız 2400 olacak şey değil. Şimdi tam olarak şunu anlayamadım. Belediyelerin bakması lazım derken ekonomi konularına mı belediye bakması lazım? Tabii kontroller yani. Kontrol yok. Denetim mi? Yok. Maalesef mesela yok. Mesela şimdi maaşlardan bahsediyorum. 6400 lira dediniz ya. Mesela evet. Biz 2000 kaç oldu? 800 lira asgari ücret. Evet. Şimdi bu konulara da mı belediyenin bakması lazım? Yok. O değil tabii. O tabii devletle alakalı. Valla ne bileyim. Şu anda 60 küsür yaşındayım. Efendime söyleyeyim. Yani 50 sene evvel çok rahattık. İtalya'dan döndüğüme bin pişman oldum. Şimdi mesela diyorlar ki özellikle sizin yaş grubunuzdaki insanlar, vatandaşlarımız diyorlar ki ya eskiden yağ kuyrukları vardı, tüp kuyrukları vardı diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya o zaman ucuzluk vardı. Yani o zaman ucuzluk vardı. Şimdi var ama yani 5 misli fazla fiyatlar. Çok değişik. Gerçi siyasetten fazla anlamam ama ben bir Atatürkçü olarak her zaman hatta benim de bir şiirim var. Bunu şiiri okuduğum zaman tabii çok kişiyi ağlattım. Çok kişiyi ağlattım. Atatürk'ümü çok seviyorum. Yani ne bileyim. Hepimiz çok seviyoruz. Bazı sevmeyenler ya da ona leke kondurmak isteyenler var. Bunlar ne dersiniz? O olmasaydı eğer, vatanı kurtarmasaydı bugün birimiz İtalyan, birimiz Alman, birimiz Türk, birimiz Ermeni karışık olacaktık. Yani Türkler belki azınlık olacaktı. Bilmiyorum yani. Bu işten bir şey anlayamadım. Yani dediğim gibi siyaseti fazla bilmem. Ama görüşüm var tabii ki. Peki şöyle diyelim 60 yaşındasınız. Genel gidişata baktığınız zaman Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? İyiye gitmiyor. Daha da kötüye gidecek gibi tabii. Seçim de olsa tabii bir kucağa bırakılacak olan büyük bir borçlar. Rakamları söylememe gerek yok. Herkes biliyor zaten. Yani yeni gelen Cumhurbaşkanı veya Başbakan her neyse bunların işi çok zor. Ama inşallah değişir diyoruz. Belki İtalya'ya tekrardan gidip yerleşebilirim. Ülkeden çıkmayı mı düşünüyorsunuz artık? Çıkmayı düşünüyorum. Yani vatanımı çok seviyorum. İtalya'ya gittiğim zaman Türkiye Türkiye dedim. Türkiye'ye geldim, durumları gördüm. Şimdi İtalya İtalya diyorum. Yani böyle bir şey var mı? Belki. Son sorumuz yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Valla CHP'ye veririm. Neden CHP? Atatürk Partisi diye. Diyorlar ki yok artık Atatürkçü yok içinde bilmem ne. Yalan. İnanmıyorum öyle bir şeye. Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Çok kıymetli bir adam. Ekrem de öyle. Baltalıyorlar yollarını ama ne kadar baltalasalar da millet uyandı artık. Millet uyandı, kime ne vereceğini de biliyor. Yani ne bileyim, intihar edenler. Durumu iyi gördüm. Mesela Hollanda ayağa kalktı. Aşı maşı hikayeleri yani kesinlikle bu bir senaryo. Gripten ölüyor insanlar, bunlara virüs adı takıyor. Benim arkadaşım öldü. Aşı konusunda mı? Tabii. Ama biz o konulara girmeyelim. Şimdi o çok tartışmalı tıbbi konular. Evet. Yanlış bilgilendirme de olmaz. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şiirimi de okuyayım tabii istersen. Lütfen. Adam arıyorum adam. Anneye babaya el kaldırmayan. Adam arıyorum adam öğretmenini seven. Anne baba yedirir, içirir, giydirir, büyütür.
Öğretmen A'dan Z'ye her şeyi öğretir. Bir gün adam oluruz. Adam arıyorum, adam. Atatürk gibi adam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun.